Amazon Handmade ile alakalı bir video çekmiştim. Çok fazla görüntülendi ve izlendi. Burada Amazon Handmade'de en çok satan bir tane ürünü buldum. Onunla alakalı bir şeyler anlatacağım ve ben bu ürünü nasıl buldum, bu ürünü nasıl analiz ediyorum, bunları göstermeye çalışacağım. Şu an ekranda gördüğünüz ürün Amazon'da aylık 13.770 dolarlık ciro yapıyor. Yani aylıkta 600'den fazla satışı var. Bunu nereden görüyorum? Burada zaten Amazon'un sayfasında 600'den fazla sattığını bize gösteriyor bu ürünün. Ve bu aslında kişiselleştirilebilir bir ürün. Yani üzerinde isim yazabildiğimiz bir ürün. O yüzden aslında tek tek de gönderim yapılabiliyor. Yani satıcı bu ürünü sattığında üretiyor veya ürettiriyor, müşteri o şekilde gönderiyor. Aylıktan ortalama %20 kar marjıyla sattığını düşünürsek 2754 dolarlık aylık kar elde ettiğini düşünebiliriz. Peki ben bunu nasıl buldum, nasıl analiz edebiliriz? Hızlıca bunlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle tabii ki şunu yapıyoruz. Product Opportunity Explorer ile alakalı bir video yapmıştım. Yani Amazon'un kendi ürün araştırma, ürün analiz yazılımı. Bunu nasıl kullanıyorum? Mesela burada Product Opportunity Explorer'a geliyorum ve burada bir arama terimi var. Arama terimiyle arıyorum ben. Buraya handmade yazdım mesela. Handmade yazdıktan sonra bu handmade ile alakalı karşıma kelimeler ve bu kelimelerle alakalı ürünler çıkıyor. Ben burada AsimBee'ye tıkladığımda bu kelimelerde en çok aranan, en çok tıklanan ürünler neler? Bunları benim karşıma getiriyor. Ben de bunu bu şekilde buldum. Bunu yaptığımda bakın en öndeki ürün bu. En öndeki ürüne tıkladığımda bu ürünle alakalı daha detay veriler karşıma geliyor. Burada neler var? Hızlıca bunlara bakalım. Burası bence çok iyi bir yer. O yüzden hani Amazon'da ürün araştırma, hangi ürünü satacağım diye düşünüyorsanız mesela bu şekilde siz de ilerleyebilirsiniz. Mesela bu ürünün ortalama satış fiyatı 23.19 dolarmış. Amazon'un aldığı kesintiler, fiyat skalası. Çünkü bu bir kişiselleştirilmiş ürün olduğu için ürünü de yan tarafta açayım. Şimdi ürünü açtım. Ürün kişiselleştirilebilir bir ürün. Üründe bakın burada Customize and Add to Cart yazıyor. Burada seçenekler seçiyorum. Bakın opsiyonlar var. Mesela 925 Silver seçersem artı 16 dolar. Şunları seçersem 19 ve 26 dolar oluyor. Üzerine isim yazıyorum bakın. İki tarafa mı istiyorsunuz, tek tarafa mı? Veya bir heart symbol istiyor musunuz? Yani kalp istiyor musunuz diyor. İstiyorsak artı 1 dolar alıyor. Üzerine bir gift wrap, bir hediye paketi istiyorsanız onun içinde boyutuna göre yani A, B, C diye boyutlu kutular var. Onlardan hangisini seçtiğimize göre değişiyor. Bunları yaptığım zaten fiyatlar biraz daha yükselecek şekilde ilerliyor. Bu şekilde ürünleri sizler de satabilirsiniz. Ben çoğunlukla bu ürünleri satmanızı tavsiye ederim. Kişiselleştirebilir ürünlerde fırsatlar görüyorum. Şimdi bu ürünün detaylarına baktığımızda bakın fiyatlar, fiyatların geçmişi, büyüme oranı. Buradaki en çok baktığımız yer ne kadar tıklama almış. Zaten satışı görüyoruz. Yani Amazon sayfasında 600'den fazla sattığını söylüyor. Yani ne kadar daha fazla olduğunu bilmiyoruz ama 600'den fazla diyor. Son 30 günde 13.993 tıklama almış. Son 90 günde de 41.564 tıklama almış. Bunlar iyi rakamlar. Tabii ki bu ürün biraz da kelimesine bakacağım. Birazdan onu da göstereceğim ama bu ürün biraz da Aralık'ta ve Mayıs aylarında biraz daha böyle özel günlerin olduğu dönemlerde çok ciddi satan bir ürün. Aşağı doğru geldiğinde başka bir konu var. Bu ürün peki nerede satıyor? Hangi kelimelerde satıyor? Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz bu ürünü satmak istersek nerelerde ilk sayfaya gelirsek satış yapabiliriz. Bunu analiz etmemiz lazım. Burada da bunu gösteriyor. Bakın bu ürün Custom Bracelets içinde başka başka kelimelerde 4490 kere tıklanmış. Bracelets'ta 2500 tıklaması buradan. Personalized Gifts kelimesi. Mom Bracelet. Bakın birçok kelime var burada. Buralardan tıklamalar alarak satışlar yapıyor. O yüzden biz de bu ürünü satmak istiyorsak ne yapacağız? Bu kelimelerde ön plana gelmeye çalışacağız. Özellikle bunun ana kelimesi bakın Custom Bracelet. Burada bu kelimeyi ben yazdım. Analiz de ettim. Mesela Custom Bracelet yazdığımda bakın en önde bu ürün. Hem sponsorlu olarak bakın burada görünüyor. Aşağı doğru gittiğinde zaten kendisi de aşağıda direkt görünüyor. O yüzden bu kelime de ilk sıralara geldiği için çok ciddi bir tıklamayı buradan alıyor. Biz de bunun gibi bir ürün ortaya çıkarıp satmaya çalışırsak yapmamız gereken tam olarak bu. Amazon'un bize verdiği bu kelimelerde ön plana, ilk sayfalara gelmek. Bunun için hani Vine programı veya işte giveaway veya o kelimelerle reklamlar açmak. Bunları uyguluyoruz zaten. Eğitimlerde bunları anlatıyorum. Bu şekilde bu kelimelerde ön plana gelirsek biz de başarılı olabiliriz. Bir diğer baktığımız en önemli konu şu. Burada ürünle alakalı Customer Review Insights diye bölüm var. Çünkü bu ürünü tabii ki biz de satabiliriz. Birçok satıcı satabilir. Ama ürün içine baktığım zaman bakın 4.1 ortalama var. Aslında bu çok iyi bir oran değil. Yani 4.5'ün altındaysa daha geliştirilebilir noktalar var ve problemli bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Biz ne yapacağız burada? Buradaki problemleri tespit etmemiz lazım. Yani pozitif ve negatif olarak bu ürünün yorumlarında neler var? Bunlara çok iyi bakmamız lazım. Burada okumamız lazım. Ben çoğunlukla hani pozitife de bakıyorum tabii ki ama özellikle negatif bölümlere bakıyorum. Negatif bölüme baktığım zaman hangi problemler daha çok karşısına gelmiş? Mesela işte sağlamlığıyla alakalı sıkıntılar var. Üzerine yapılan baskının
sıkıntısılar. Buralarda ürünümüzü geliştirecek noktaları kolaylıkla bulabiliriz. Ürünümüzü geliştirmemiz lazım. Tabii ki aynısını koyduk. Biz de satabiliriz belli ölçüde ama o satıcının birden çok yorum var. Bir yere kadar gelmiş, ilk sayfalarda yerlerini etmiş. Bizim bu satıcıyla rekabet etmemiz için buralardaki problemleri biraz daha çözerek ilerlememiz gerekir. Bunu da tavsiye ediyorum. Ürünle alakalı tabii bunu belirledik. Bu ürünü satmak istiyoruz ama bu kelimelerin yani aslında piyasanın analizini yapmak lazım. Onu nereden yapacaksınız? Burada bu ürünle alakalı neye baktık? Ana kelimemiz ne? Custom bracelet. Bu kelime ile alakalı da şöyle yine aynı şekilde buraya custom bracelet yazdığınızda bu kelime ile alakalı çok ciddi bir analiz karşımıza geliyor. Yani burayı en az bir saat anlatabilirim ama hani bununla alakalı zaten eğitimlerde anlatıyorum. Siz de buralara bakabilirsiniz. Bu custom bracelet'ta en çok satan ürünler neler? Hangi arama terimleri kullanılıyor? Arama hacimleri ne kadar? Insight bölümünde çok ciddi veriler var. Mesela buradaki bence en önemli verilerden bir tanesi şu. Son 180 günde, son 90 günde yeni kaç tane ürün başlamış, launch edilmiş? Mesela burada 8 tane yeni ürün ortaya çıkmış. Bunların 7 tanesi başarılı olmuş. Bu şu demek aslında. Yani yeni ürünlere de fırsatlar var. Biz bu kategoriye yeni olarak girdiğimizde biz de ön plana gelebiliriz. Bazı kategorilere bakıyorum. Yeni 50 tane ürün launch edilmiş, lansman yapılmış ama hiçbiri başarılı olmamış. Burada aslında Amazon bize çok ciddi veriler veriyor. Buraya bakmak lazım. Bu konuyla alakalı dediğim gibi şurayı anlatarak en az bir saat geçirebilirim. Ama burayı sizler de inceleyip analiz edebilirsiniz. Mesela işte Aralık aylarında arama hacminin artması. Bu ürünü satmak istiyorsanız ürüne ciddi bir çalışma. Mesela şu an çok güzel bir dönem. Hazırlanmanız. Eylül, Ekim, Kasım hazırlığı yapıp Aralık'ta çok ciddi satış yapabileceğiniz bir ürün mesela. Daha sonra yani aşama aşama bazı aylarda artıyor. Mayıs aylarında da yine bu tür ürünler artar. Bu şekilde siz de bu ürünle alakalı detaylara bakmanız gerekiyor. Buradan bu ürünün satılışıyla alakalı kelime ve piyasa analizi detaylı şekilde yapmak gerekiyor. Peki bu ürünlerde yani üretim ve kargo işini nasıl yapabiliriz? Bu ürünün başında anlatmıştım. Ürünler satılıyor ve satıldıkça kargolanan bir ürün. Yani kişiselleştirilebilir, üzerine isim yazıldığı için ben bu alanda da fırsatlar görüyorum. O yüzden hani olabildiğince buralarda sizler de ürünler satabilirsiniz. Başlangıçta biraz zor. Hani bu tür ürünlerin üreticileriyle anlaşmak, uygun fiyatlar almak, buradaki fiyatları görüyorsunuz Amazon'daki, Etsy'deki fiyatları. Uygun fiyatlar almak biraz daha zor. Kargo şirketine gittiğinizde yine onlardan da uygun fiyatlar almak zor. O yüzden burada bir sistem geliştiriyoruz biz de aslında. Bir tedarik sistemi geliştiriyoruz. Bunu 1 Ağustos'taki kampta ilk katılımcılarımıza duyuracağız ve onlardan bu projemize insanlar almaya, girişimciler almaya başlayacağız. Burada şöyle bir hedefimiz var. Bu ürünü satmak istiyorsunuz mesela. Biz bu ürünün üreticisiyle anlaştık. İşte kargo şirketiyle anlaştık. Ürünler satıldıkça Rexon aslında bu ürünleri tedarik ediyor ve kargoluyor. Siz de aslında o sipariş yönetiminde alakalı bir şey yapmamış oluyorsunuz. Burada yaptığınız aslında Amazon Etsy mağazalarınızı yönetmek oluyor. Böyle bir sistem geliştiriyoruz. Biz burada Türkiye'nin üretimde iyi olduğu bazı kategorilere odaklandık. Yani takı, deri, ahşap, halı, battaniye, tişört, tekstil alanı mesela. Buralara odaklandık ve buradaki iyi, kaliteli, potansiyeli yüksek olan üreticilerle anlaştık. Sizler de bizim üreticilerimizle çalışabilirsiniz. Burada işte kampta ilk olarak bunu başlatacağız ve bu süreci de adım adım anlatacağım bu kampta. Eğer hani bu tür ürünleri satmak istiyorsanız kontenjan da tabii olan bir eğitim bu. Ama katılmak isterseniz 1-4 Ağustos'ta böyle bir kamp yapacağız. Bu ürünleri nasıl satış yapabileceğinizi anlatacağım. Amazon Etsy ile alakalı. Daha sonra da zaten eğer bizim tedarik sistemimizle ürünlerimizi satmak isterseniz de zaten ürün, üretici, kargo oralarla uğraşmadan sürecinizi yürütebiliyor olacaksınız. Aşağıda zaten WhatsApp hattını, bizim ekibin hattını paylaşmış olur. Eğer kampa katılmak isterseniz oradan da başvurabilirsiniz. Burada İlk bu kamp katılımcılarına bu projemizi açıyoruz. Bu tedarik sistemimizi açıyoruz. Bizim ürettiğimiz, bizim üreticilerimizin ürettiği ürünleri satmak istiyorsanız siz de kampa katılarak bizim tedarik sistemimize katılabilirsiniz. Burayı çok daha büyüteceğiz gelecek tabii ki. Ama şu an çok kısıtlı bir kitleyle onlarla ilerleyeceğiz. O yüzden hani siz de bizim premium satıcılarımızdan yani bu şekilde tedarik de sağladığımız satıcılardan olmak isterseniz aşağıda başvurabilirsiniz. Özellikle fiziki olarak katılmanızı tavsiye ederim. Tanışmış olmak açısından da çok faydalı olacaktır. Oradaki katılımcılara olabildiğince destek olup satışların artması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu şekilde başka bu tür ürünleri analiz etmemi istiyorsanız yine yorumlarda yazabilirsiniz. Daha detaylı analizlerde yapabiliriz. Ama hani kısa bir şekilde ürünü nasıl yapabileceğinizi, analizi nasıl yapıyoruz, bu ürünü nasıl buldum anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.